Az kaldı WrestleMania'ya. Söylemeyi unuttum. Küçük bir detay var. Belki o kadar küçük değildir bazılarınız için ama kulaklığı çıkardım da. Neyse, ilk olarak kulaklıksız oynayacağım bu sefer çünkü çok şey yapıyor ya, rahatsız ediyor beni. Telefonun kulaklığıyla oynuyorum. Normal headsetle oynamıyorum çünkü diğer türlü oyun sesini duyamıyorum ama bu sefer dediğim gibi işte rahatsız ettiği için direkt kulaklıksız oynayacağım ama önemli olana değil, önemli olan bu seri tıpkı Universe Mode gibi geliyor. Yani pazartesi ve çarşamba günleri gelecek. Onu şimdiden söyleyeyim, hani haftada iki bölüm gelecek, o kadar. Bazılarınız çok büyük ihtimalle hani atarlanacak, böyle neden iki bölüm, neden 200 bölüm değil falan. Uğraşamam, bunları zaten görmüştük, o yüzden geçiyorum. Okey, 2 dakika altında yenmem gerekiyor. Hard modda biraz zor olabilir. Condition. Hadi bakalım. 2,5 dakikaymış, tamam. Yaparız ya. Abi adamın kafası da çok saçma. Kendisi ne bileyim böyle çok büyük kalıyor vücudu. Bu arada bu adam öldü biliyorsunuz değil mi? Ve WWE bundan bahsetmedi ama bunun büyük bir ihtimalle hani çünkü Test öldü falan, öldü. Yani Test ve bu adam hani Enzik'ti, Midcard'ıydı. Çoğu kişi bilmiyordu bunun hakkında ve zaten sorsan şimdi yeni bir WWE falan ne diyorsun lan sen falan der, böyle küfür ettiğin insanlar ya da Big Daddy falan bana baba der, o oh yeah falan, bu benim fantezim, bana baba demeye devam et falan gibi şeyler der. O cümleyi bitirene kadar nefeslikten ölüyordum arkadaşlar. Ha neyse. Test de mesela çoğu kişi bilmez şu an. Hatta ben bundan bahsederken eminim bilmeyenleriniz vardır aranızda. Bu tip insanları şimdi her öldüğünde, her insan öldüğünde falan böyle haber etseler, her böyle şov yapsalar, bu sefer bakacak insanlar, bu ne abi, her yılda birisi ölüyor falan. WWE tehlikeli mi? Hep uyuşturucudan oluyor herhalde bunlar falan gibi şeyler gelecek büyük ihtimalle akıllarına. O yüzden hani yapmıyorlar. Neyse. Evet bak, rope break oldu ama tutabiliyorum. Bir. İki. Tamam, sakin olalım. Beşe kadar tutabiliyorsam çok OP değil mi ya? Neyse keşke tutmasaymışım, zamanım yoktu çünkü. Ama hard'da oynuyorum ki, bir de momentum yavaş yapsam imkansız yani bu adamı bu kadar çabuk yenmem. Abi kalkmıştım. Ay bir de zaman harcayacak ya. Tipe bak zaten, nasıl satayım. Bu Monsu alamayacağız arkadaşlar, üzgünüm. Hani %90 ihtimalle alamayacağım. Ha condition diyor zaten, zorundayım, yenmek zorundayım. Bir de imkansız ki. Sırf bu yüzden zorluğu düşebilirim. Nope. Gel bakalım. Evet, yapabildiğim en yavaş hareketler yapıyorum anasını satayım. Lockpick diye bir özellik mi vardı? Ya çık 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 çık. 25 saniye imkanı yok. Yenmemin imkanı. Reverse'liyor, her bir bok reverse'liyor zaten. Hani sert hareket de yapamıyorsun. Var ya, normali alacağım. Sırf hareket yapabilmek için oyunu normali alacağım. O zaman da yorumlarda "oyun çok kolay, zorluğunu arttır" diyenler olacak. Bak adamın yaptığına bak abi. Ve tam zamanda basmadığım için de reverse'lenmiyor. Şey, önce tabii R2'ye basıyorum. O yüzden hani istesem de tam zamanda bassam da reverse'leyemiyorum. Ve her R2'ye bastığımda da bana vurmaya kalkıyor yani. İbne ya. 20 saniyedir bu şeyin içindeyiz yani. Neyse, gördüğünüz gibi yenemedim. Zaten söylemiştim size baştan. Bunu yenmemin tek yolu normali almam. Bütün oyundaki insanların yaptığı hareketi yaptık. Aa, reverse de 20 yıllık animasyonla. Nope. Bir daha. Başka hareket yok çünkü ya böyle. Hani adam akıllı hareket yapayım diyeceğim, bak şimdi. Mesela. İzin verdi, inanmıyorum. Sonra bu harekete denk geliyoruz zaten. Geçmiş olsun. Hop. Boom. Niye ayağa kaldırdık? Nereden çekiyorduk adamları bilmiyorum. CM Punk'a bu tip hareketleri niye vermiş? Kim vermiş abi? Kim bu hareket listesinden sorumlu CM Punk'ın? Çünkü batırmış adamı harbiden. Boka sokup çıkarmış. Nope. Gel buraya. Güzel. Eğer kaçmazsa çok güzel şeyler yapabiliriz. Tamam. Henüz bitmedi. Komboya devam. Ulan ne dizi yiyeceksin. Uf. Kalkmayacaktın ayağa işte. Senin suçun.
Senin su... Uf ya. Bu normali alabilirim ya. Çünkü ne bileyim, Road WrestleMania sonuçta, maçlar falan tamam da. Zaten istesem de adam akıllı maç yapamam bu oyunda. Hani Road WrestleMania'da da önemli olan hikaye maçlar değil, o yüzden büyük ihtimalle normali alabilirim oyunu hani. Birkaç bölüm sonra alırsam şaşırmayın. Çekemiyorum adamı. Rope break olmaz diye umacağım. Olmadı zaten. Halbuki var ama olmadı. 3. Ben de kaç? 3'te 4 dakikada falan. 4 dakikada yendim. O da bir şey. O da bir şey. Şimdi bana hırsızlık yapma oyun. Gelmesine şaşırdın mı CM Punk'ın? Evet, eskiden tabii hiç kimsenin böyle kendisine özel animasyonu yoktu. Bu kazanma animasyonunu herkes yapıyordu falan. Of of. Ya yürü git. Ne verecekti ki? Çok saçma hani. Kaybettin diyor. Ben hiç beğenmiyorum hani bonus. Tamam, bonusu almak için şunu yap diyor da bonusun ne olduğunu söylemiyor bana. Belki bonus, ne bileyim, sticker. Niye şimdi sticker için uğraşayım o kadar? Pittsburgh. Pittsburgh. ECW yeri miydi orası? Pennsylvania miydi? Artık neresi bilmiyorum anasını satayım. Ama Big Daddy V'yi yendik. Bakalım turnuva ne olmuş, ne durumda, ne bitmiş. Kimlere neler olmuş falan filan. Heyecan doğrultuda. Yeni şampiyon Elijah Brook. Burke ya da. Jeff Hardy falan yok muydu finalde? Ben de böyle sarhoş adam. Jeff Hardy şey final. Yapamadım. Vallahi taklit yapamadım. Neyse, uykuluyum, çok uykuluyum. O yüzden beklemeyin yani. Lan ters. O lan ters. Zaten saçma sapan konuşuyorsun yorumlamada da. İyice saçmalamaya başladın. Umarım tez video dövebiliriz. Aha, ne oluyor, sesim kaçtı benden. Oha, o kadar iyi bir şampiyon ki şampiyonluğunu bile yanında getirmemiş. Ha neyse, cutscene'lerde çenemi kapıyordum. Oh! What the hell are you doing with my ECW championship? Yours, Elijah? I don't remember anyone beating me for it. I earned that, punk. It's mine. Give it back or else. Bank doğru söylüyor yani, yenmedi beni. Yes. Last Man Standing maçında in a last man standing match. Şampiyonluk maçı Hendrik. Kabul edecek mi? Bence bayağı düşünmüş yani yazarlar, o yüzden kesinlikle kabul edecek. O da Brock Lesnar, Paul Heyman şeyi oldu şimdi. Yapma Brock Lesnar, senin için iyi bir durum değil. Sonra Brock Lesnar atarlanıp kabul edecek falan. Klasik gördüğümüz şeyler bunlar. Yani gördük diye de kötü olduğu anlamına gelmiyor. Oh, ne çabuk lan. Last man standing. No DQ. Hiçbir alt yok. Bu demek oluyor ki biraz değişiklik yapalım hayatımızda. Gabriel. Sweep to the lane, Randy. Konuşamadım. Neyse. Aa, ben seçemiyor muyum? Uf. Önemli değil seçen. Abi çok yavaş ya grapple yaparken, baksana. Slow motion'a geliyor adam. Kim daha hızlı? Tabii ki de Elijah Brook. Abi hiç yakalamaya uğraşmayacağım Sledgehammer'la. Merak ediyorum ben, ne yapıyor? Animasyon çok serttir diye düşünüyorum. Bak hem... Uf, bayağı sert, evet, bu animasyonu hatırlıyorum. Hem yavaş hem de çok yakınında olması lazım adamın. Hani imkansız yani ya. Uf abi. Katil olacağız. Vallahi bu playthrough bitmeden katil olacağım. Oh, bu bir. Bu iki. Ah be. Bu üç. Gebercek. Boom. Ne oldu ha? Ne oldu Elijah? Seni pis Mississippi'li. Tabii reverse demesen zaten şaşırırım anasını satayım. Neyse, reverse de o önemli değil. Önemli olan benim hemen ayağa kalkabilmem. Güzel. Güzel. Finisher'ımı stokladım lan. Eminim lazım olacak. İşime yarayacak.
Gel bakayım bununla ne? Ah be, bununla acaba ne yapıyor? Aynı şey mi acaba? Sanmıyorum be, uğraşmışlardır herhalde. Ekstra animasyon hazırlamak için. No, benim spear kickim daha güçlü, üzgünüm. Hala adamların böyle ayak kasları falan. Ooo, bayağı sertmiş. Kanat, kanat, kanat. Tavuk kanat. Tavuk şiş yapacak. Neyse o zaman. Biz de GTS'le kanatırız kafasını. Kalk lan o ya. Elijah? Elijah, ne yaptığını sanıyorsun sen? Ya bırak zaten abi, ben uğraşma. Bir yıl sonra, 2-3 hafta sonra WWE'den gideceksin. Bırak, ben daha 5-6 yıl buradayım yani. Eskiden de ilk izlediğimizde Jeff Hardy ile düşmanlı olduğu için CM Punk falan diyordu arkadaşlarım. Bayağı eski günler onlar be. Neyse. Hani 80 yıl fark varmış gibi diyorum. Daha 6-7 yıl oldu sadece. O da fazla yine de bana göre. Neyse. Daha sert bir hareket bekliyordum. Neyse ki yapmadı. Kalkacak mısın Punk? Bak. Bu da yumruklarıyla artistik yapıyor. Oo, şimdi benle karşılaşsa şöyle UFC'de bir sürü training'im oldu, antrenman yaptım. Zaten sinirimi bozarlarsa hiç 5-6 yılda beklemeyeceğim, direkt UFC'ye kaçacağım abi, ne uğraşacağım ben bunda ya. Keşke şu CM Punk hani pipe bomb promosunu yaptı ya. Ondan hemen sonra WWE'ye gelmeseydi, bence en büyük hatalarından biri bu WWE'nin. Ve WWE'nin bir sürü hatası var ve en büyük hatası demem hani ne kadar büyük bir hata olduğunu gösteriyordur size. Bence 2 hafta yerine 2 yıl gibi bekleyebilirdi bence yani CM Punk. 2 yıl beklerdi, böyle gelmezdi, bir anda Royal Rumble'da geri gelirdi falan. Brock Lesnar'la maç yapardı ama hemen geri geldi. Yani hem heyecanı kaçtı bütün olayın, bütün potansiyeli kaçtı, hem de CM Punk dinlenemedi. Onu 2 yıl içinde belki de CM Punk hiçbir yerde güreşmeseydi, arada bir ne bileyim belki Ring of Honor'a çıkabilirdi. Hiç güreşmeyecekti adam. Yani işte dediğim gibi indilerde takılırdı biraz. Arada bir işte. Bu sayede toparlanacaktı, rahatlayacaktı, yorulmayacaktı. Ondan sonra gelecekti böyle ne bileyim Brock Lesnar şampiyonluğu yendi, artistlik yapıyor, beni kimse yenemez. Bu akşam ölürüm, beni kimse yenemez, sen bile yenemezsin. Yıldızlar yenemez. Sonra CM Punk'ın müziği işte. Cult of Personality dışarı çıkıyor, herkes coşuyor. Bence çok iyi olurdu. Niye bunu yaptım ya, bunu yapmak istemiyorum. Neyse, bir tane daha masamız var. Olsa da olmasa da. Bugün espriler ağır ağır ya da hızlı hızlı bombardıman gibi geliyor biliyorum. Bugün çıldırdım. Bu hatamızı düşelteceğiz şimdi. Adam gitti bence ya, daha fazla ayağa kalkamaz ama ben... Okey, yedirdi bana sözlerimi. Yürü git manyak. O kadar kolay mı sandın sen de yani? Git lan. Şimdilik tutacağım finisher'ımı. Şimdilik içimde kalsın duygularım. O ne ara? Aha, reverse dedim bir şekilde. German mı? Hayır. Çok sert bir yumruk. Payback. Payback is a bitch. Gel bakalım. Sözü neden söylediysem bilmiyorum. Her şeyi söyleyebilirim bugün. Şu an hani her türlü espriyi bekleyebilirsiniz benden. Dikkatli olun yani. Beklenmedik bir anda kötü espri yapıp kalp krizi geçirmenizi istemiyorum. Signature'ını hala yapmadı, bu da beni korkutmuyor değil. Ulan ne kadar sabri olabilirsin ha? Ha? Önündeki şeyi ıskalayan sinyal bak. Oh! Gidecek. Hoşça kal de yüzüne. Boom! Daha bitmedi. Daha bitmedi. Hop! Pes et lan. Pes et lan. Pes etmedin ha. Neyse, pes etmiş kadar oldu adam. Artık hareket bile edemiyor. Evet, WWE 2K7'ye yeni bir tane daha şey var hani. Adamların 3 tane duruş şekli var ya, yere düşüyor. Dümdüz duruyor böyle. Sonra finisher'dan sonra böyle ellerini açarak duruyor. Çok nadir zamanlarda yana doğru böyle hani yatarak duruyor. Four.
anticipated that move perfectly. Çok mantıksız bence. O tip şeyleri bence çeşitliliği artırmaları lazım zaten, evet. Oyundaki eksik şeylerden biri de o çeşitlilik. Oo! Yumrukları yedirtiyor bana ya, harbiden. Ramazan bayramının niyetine, hani iftar açma niyetine bana yedirtti. Ama az önce ne dedim? Payback is a bitch. Gerçi yumruk atmayacağım sana ama keşke yumruk atsaydın. CM Punk abi diyecektim. Gel bakalım. Sinan'ın kariyerini bitiren hareket hala bu oyunda var mı? Sinan'ın kariyerini bitiren hareketi hatırlamıyorsanız da ya bilmiyorsunuz, Here Comes the Pain'i izlemediniz ya da unuttunuz. Hala izleyen var, var ya, 2016'dayız, hala izleyen var. Here Comes the Pain'e bir ara geri döneceğim. Bir ara dediğimde de hani yarın geri döneceğim falan diye düşünmeyin. Ben de bilmiyorum ama yakın zamanda olmayacağı kesin. Gel bakalım. O istediğim hareket yok ama bu da olur. Bu da olur yani. Uf, gitti adam zaten. Tamam. Daha ne yapacaksın abi? Kalksa. Oh shit. Ah be. Hakem gitti yalnız. Ha. Dizüstü çöktün. En kötü hareketini diyecektim, diyemedim. Oh shoulder block. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Köşeye mi attı? Hayır. Hayır. Yes, reversal. Git lan üstümden. Reversal. Geç köşeye, geç köşeye. Madem geçmiyorsun, sorun değil. Doğaçlarız biraz, bir şeyler yaparız yani. İyi finisher köşede olması iyi oldu. Hemen hani ne zaman yapacağını tahmin edebiliyorum çünkü. Uf, sandalyeye vurdu bir de beni ya, terbiyesiz, saygısız. Hayır. Geberdim lan. Çok sert bir yumruk attı ve devam da ediyor. Neyse, sanmışım en azından yani böyle maç bitmez. Bak, adamın kafasını ben kanatmak istedim, olan bana oldu. Bırak lan benim. Kalk Punk, kalk Punk, kalk. Hadi, yes. Yakaladım sandım ya, ben de mutlu oluyorum. Northern Lights. Çabuk çabuk, cool bir hareket. Elbow drop. Kaç sene sonra bak geleceği biliyoruz tabii biz. Onu çok yapacak. Oh be, bu sefer GTA Survivor'sı yemedin. Kanat lan şunu kafasını. Tavuk kanat, yes. Sen yerdeyken bu sırada double end kafanı çözmeye çalışıyorken şu an. İşte beyin emir vermeye çalışıyor da double end'ten çıkamıyor emirler. O yüzden kalkamayacak bence. Gitmiş gibi gözüküyor, baksanıza. Nerede olduğunu bile bilmiyor bence. Bir ihtimal biliyorsa yalnız. Hazırım. Hazırım. Bakalım. Taz? Oh, diskalifikasyon. Hayır, bir dakika, Last Man Standing ne diskalifikasyonu? Taz'a bak ya. Tezemenk, harbiden tezemenk yani. Büyük ihtimalle Taz'la kapışacağız o zaman. Lan Elijah. Taz is telling the referee to count Punk who looks lifeless. I can't believe this. Çok iyi bir tipi var adamın harbiden. Neyse, en azından CM Punk Finn Balor gibi şey yapmıyor Steady Pro Hall'un. Finn Balor çünkü hep Samoa Joe'yla maç yapıyor ya, finisher'ın hep tükürük falan yapıyor. Tamam, anladık, çok böyle güçlü bir finisher, tükürmene gerek yok ortalığa yani. O kadar önemli değil. Lanet olsun Elijah. Lanet olsun Tezemenk. Büyük ihtimalle videonun adı olacak Tezemenk. Şimdi WrestleMania kaç gün kalmış bakalım. Yes yes, kaydet işte. Week 9 bitiyor mu CM Punk'ın? İşte en geç bir dahaki bölüme biter herhalde. Daha uzatacaklarını düşünmüyorum yani, uzatacak bir şey yok çünkü. Daha ne yapabilirler yani? Indianapolis. Indianapolis, Indiana. İnsan biraz yaratıcı olur yani. ECW, ECW. Ya şuraya geçebilsek harbiden. Direkt olayı anlat. Geç şurayı.
Ama yapamıyoruz. Eğer buraya geçersem tamamen geçiyor. Patlayacak. Joey Styles'mış burada falan falan. Oh! Hardcore match. Aman şey, handicap match mi? Triple threat. Okay. Birinci contenderlık için hiç kaybetmedim. Ha, kaybettim teknik olarak. Diskalifikasyon yoktu değil mi? Doğru. Değil mi? 19 gün kalmış. 7-14. O yüzden bu bölümü burada bitireceğim. Bir dahaki bölüme de 2 hafta oynarız. Ya genelde ben 3 hafta oynuyorum da çünkü şey 20 dakikaya falan denk gelmiyor. Ama 2 hafta oynadığımda ve 20 dakikayı geçtiysek bırakacağım bir dahakine. Daha rahat olur benim için de. 3 hafta çünkü yoruyor beni, ara vermem gerekiyor böyle çok konuştuğum için ben. ECW şampiyonluğunun geçmişi için falan onları yaptım. Diyor ikiniz de bayağı iyi kapışınız, o tip şeyler dedi ama biriniz saygı duyuyor şampiyonluğa falan. Dedi önemli değil, ben ağzını kıracağım eğer karşıma çıkarsa. Kurtarışı yok yani. 19 gün kaldı dediğim gibi WrestleMania'ya. Bu bölümü de burada bitireceğim arkadaşlar. Biliyorum şu an ekrana bağıranlarınız olacak. Hayır, niye bu kadar kısa bu bölüm diye. Olsun, olsun. Bence yeterli iki hafta, şey haftada. Anladınız siz. Bilmiyorum, belki ileride değiştirebilirim, beni biliyorsunuz. Şunu derim, sonra iki gün sonra değiştiririm dediğim şey. Evet. Pazartesi ve çarşamba günleri gelecek bölümlerim. Ve bunu yapmamın sebebi de nefes alabilmem. Sürekli WWE kaybetmek istemiyorum yine. yine uzun süre, birkaç ay gider bu seri. Ve dediğim gibi eğer bu durumdan memnun kalmazsanız ve ben de memnun kalmazsam değişiklikler yaparım. Neyse, çok uzatmayayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. CM Punk'ın maceralarına devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.